أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات الله استفادة واستفازة ettirsin inşallah. Mesnevi Nuriye'de bazen diyor ki ustad orada bir ummanı ummanı geçer, kainatı yutar, insan kainatı yutar. Fakat bazen de bir zerre ona mezar olur diyor. Yani ato. He? Bazen bir damla boğulur, bir damla. Bir damla da evet. Yani şu, insan bazen bir ummanı geçer de bazen bir damlada boğulur. Kainatı yutan istidadındayken atoma boğulan bir kabiliyettedir insan. Onunla alakalı yerler koyacağım böyle istifademi. Çünkü insan bilmediği zaman bazen bir anafor gelir. Basit bir mevzu veya çözemediği bir şey, izah edemediği bir şey, anlamlandıramadığı bir şey ona mezar olur. Onu gömüyor. Bitiriyor ya. Şimdi okuyorum. Acizliğini anladığın kadar yükselirsin. Çünkü gururu gösteren atsin ile zayıfliğini anladığın kadar genişlenir insan, zaafını gösteren kibrin ile. Noksan ve kusurunu idrak ettiği kadar Rabbine misafir olur insan dünyada. Şu kapıyı kapa. Noksan ve kusurunu idrak ettiği kadar Rabbine misafir olur. Ot oburlar aynı görürlermiş. Otu var ya ot. Ot oburlar var, ot yiyenler. Onlar otu hep ot görürlermiş. İnsan ise her daima farklı görür otu. Suni yapay iyi niyet bazen yanlışı sezmemene sebebiyet verir. Suni yapay iyi niyet bazen yanlışı sezememeyi getirir. Cehaleti için gömülmüş ihtiraslarıyla çürümüş insan. Cehaletin içine gömülmüş insan bak. Cehaletin içine gömülmüş İhtiraslarıyla çürümüş insan. İhtiraslar insanı çürütür. Cehaleti mezarlık olur. Bir yerde haksızlık varsa orada hak var demektir. Birileri senin arkandan konuşuyorlarsa, yani bir yerde haksızlık mı var? Haksızlık diyebilmen için hak var demektir orada. Karanlık diyebilmen için aydınlık var demektir. Birileri senin arkandan konuşuyorlarsa öndesin demektir. Birileri seninle uğraşıyorlarsa iktidar sensin demektir. Onlar muhalefet. Çünkü iktidar muhalefetle uğraşmaz. Muhalefet iktidarla uğraşır. Birileri seninle uğraşıyorsa iktidar sensin demektir. İnançsızın gözünde zulüm sahnecidir dünya. Bir daha. İnançsızın gözünde zulüm sahnesidir şu dünya. İnançsızın gözünde zulümden başka dünyada bir şey yoktur. İnançsızlık nispetinde zevki tanrı edinir, menfaat gaye olur. Başkası için yaşamak hayatın kendisi olur. Para en büyük dayanak olur. Bir daha. İnançsızın dünyasında ne varmış? İnançsızlık nispetinde inançsız bir insanın tanrısı zevk olur, menfaat gaye olur. Ne derler diye yaşadığı için hayatı başkasının hayatına feda eder. Para da en büyük dayanağı olur. Servetin arttığına sevinir de o servetin
ömür sermayesiyle ömür sermayesini tükettiğini anlamaz insan. Hesabının arttığına da üzülmez. Hiç üzülmez. Bak, servetin arttığına sevinir de o serveti arttıran, kazandıran ömrünün tükettiğinin farkında değil. Serveti artıyor, hesabı da artıyor. Bak şimdi, servetin artması için nizam ömür vermen lazım değil mi? Servetin artıyor ama arttığı kadar ömür sermayen azalıyor. Kazandığın kıymeti yok ama kaybettiğin daha kıymetli oluyor. Daha kıymetli oluyor. Eğer namazın varsa kazandığın kazanım oluyor. Namazın yoksa ömrü verdin, dünya menfaatini aldın. O zaman verdiğinle aldın değmiyor. F-16 ile serçavuna gitmek gibidir. İnsan etkilendiği ve etkilediklerinin fristesidir. İnsan etkilendiği veya bir başkalarını etkilediği kadar hayatın fristesidir. Bir insanın içinin resmini yapmak istiyorsanız, bu çok önemli, ben çok zevk aldım. Bir insanın içini seyretmek istiyor musunuz? İçi nasıl? İçinin fotoğrafını Ömer abi çekmek istiyorum. Dişini çekiyorlar da. İçini çekmek istiyorum. Şimdi içini çekelim beraber. Kendinize de bakın. Herkese de bakabilirsiniz. İnsanın bak, içinin, ruhunun fotoğrafını çekmek istiyorsanız o zaman bu insanın yaşının, giydiğinin, yiyip içtiklerinin ve yaşadığı insanların resmini çiziniz. Bu dört şey o insanın içsel resmini çekmiş olursunuz. İnsanın ruhunu zaman, zemin, taam, libas. Bir insanın yaşını yaşa göre ortalama hisler aynı olur. Yani 40 yaşındakilerin ortalama hisleri aynı olur. Libas ne giyiyor? Nasıl tıraş oluyor? Hani elbiseleri hangi cinsten? Hangi renk? Beyaz mı, siyah mı? Libas. Ne yer, ne içer? Kimlerle oturup kalkar? Kimleri dost, kimleri düşman edinir? O, bu dört taneyi bir araya getirin. O şahsın veya kendinizin, içinizin resmidir. Yirminci asır bence korku asrıdır. Psikolojik çöküntüye sebep korkudur. Adem Aleyhisselam cennette ibadeti yoktu. O ruhani lezzeti dünyada tattı. İbadetin lezzetini Adem Aleyhisselam dünyada tattı. İbadet ruhsal bir lezzettir. Gafiller bilmez bunu. Biz lezzet deyince bedensel biliriz. Mide ve uşkurluk biliriz. Aklın midesi tefekkürdür. Aklın gıdası tefekkürdür. Aklın zevki tefekkürdür. Kalbin zevki zikirdir, ibadettir. Ruhun lezzeti marifetullah'tır. Muhabbetullah'tır. İnsanı inatsızlığa iten, o insanın söylemlerinin ve fiillerinin sorumluluğundan kaçma fırsatını veren kavşaklığındandır. Mesela bir insan inatsızlığa niçin kaçar? İkinci lemadan şey yaptım. Yaptıkları ve söylediklerinden kaçma nispetinde o niye kaçar? Söyledikleri, söylemlerinden ve fiillerinden kaçar insan. Çünkü kendisine uygun değil. Kaçmanın bir kılıfıdır inatsızlık. Kabul etmeye, koluna girene, yani hemen bir şey söyleyip kabul ediyorsan, koluna birisi girdi de hemen onunla gidebiliyorsan, hayır diyemeyenler günahları yapmaya da çok yatkın olan tiplerdir. Birisi koluna girdi. Ya gidelim ya de diye hayır diyemeyen,
Söylenilenlere hemen inananlar, günahlara çok yatkın insanlardır. Suni ve yapay şeylere alışınca gerçek olan her şey suni ve yapay imiş gibi gelir insana. Bir daha. Suni ve yapay. Suni bizce, uydurukçasıyla yapay. Suni ve yapay şeylere alışınca gerçek olan her şey suni ve yapay imiş gibi gelir insana. Mesela evdeki tatlı yemeği yiyemez olur. Çünkü bir sürü uydurukları yemiş ya sokakta, on evdekiler lezzet vermez olur. Çünkü hayatı suni ve yapay olmuş. Çocuklardaki gibi. Gibi. Sakalı çocuklarda da var. İnsanın en büyük yanlışı, hayatı fikredip, hissedip, mahsederek, aklını inşa, kalbini ihya etmek için olduğu yerine eğlence olduğunu zannetmesidir. İnsanın en büyük yanlışı, şu dünyanın aklını inşa, kalbini ihya ederek, fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek, ruhani zevk etmek olması gerekirken şu dünyanın eğlence yeri olduğunu zannetmesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen 16. mektubun sonunda var bu ayet. Biz diyor bu dünya yaparak oyun oynamıyoruz diyor. Cenab-ı Hak. Oyun oynamıyoruz. Dünya onlar için oyun ve eğlencedir. Ama biz oyun oynamıyoruz diyor Allah. Mühlet veriyor. İhmal etmiyor. Mühlet veriyor. Zalime kafire ihmal etmiyor. Bazıları kendini aradığı için gider bir başkasına, kimi de kendini yitirmek için gider. Bir daha. Bazıları kendini aradığı için gider bir başkasına, kimileri de kendini yitirmek için gider. Kalabalığa kapılmanın bir sebebi, uydum kalabalığa, Allah-u Ekber var ya, kalabalık psikolojisi var biliyorsunuz. Kalabalığa kapılmanın bir sebebi, onları daha güçlü olduğunu zannederiz. Bu, kendinden kaçıp başkasına sığınmaktır. Zaten bunların oluşturduğu kuru kalabalıktır, o çokluk. Kendinden kaçıp başkasına sığınanlar, diğerleri de bir tanesi ortak nokta olur bir adam. Kendisinden kaçan ona gider, kendisine kaçan ona gider. Orada bir suni bir kalabalık olur. Bu kalabalık kendinden kaçanların topluluğudur. İnsan kendine katlanamadığı için, unutmayın bunu, İnsan kendisine katlanamadığı için topluluk psikolojisi bir kaçış rampası olur insana. Kaçış rampasını biliyor musunuz? Ben tarif edeyim. İzmir'de gördüm, Samsun'da gördüm. Kamyonlar böyle inerken frenleri patlar o yükten. Onun için paramparça olur. Uçuruma giderler. Devlet buna inerken freni patlar diye o yokuş bitene kadar iki veya üç yerde sağa böyle bir kaçış rampası yapar. Ve oraya 20 santim veya 30 santim, 50 santim böyle çakı veya kum döker. Böyle kamyon freni patlasa o kaçış rampasına şey yapar ve hiçbir şey olmaz durur. Buna kaçış rampası denilir. Bu da aynı bunun gibi insan kendisine katlanamadığı için topluluk psikolojisi bir kaçış rampası olur ona. Aslında bir İtiraftır kaçış. Yani oralara kaçmak, kendine katlanamadığından, orada olduğundan bir itiraftır. Bu kaçış içinde gizli bir kabul vardır. Kendinden kaçışın kabulü vardır. Çünkü kendisi kendisiyle baş edemiyor. Niye kahveye gider insan? Niye maçın karşısına duruyor? Çünkü kendisiyle baş edemiyor. Kaçıyor. Maç, kahve,
vesaireler bir kaçış rampasıdır. Kendisi kim? Başı demediği kim var o zaman? Ben. İnsan aklının en büyük belası aklıdır. Düşünceleri aklının en büyük belasıdır. Kabusudur. Şarkıda yapmış ya adam. Gece olunca diyor cehennemin başlıyor diyor. Ha? Bazen de insanlığından kaçar. İçindeki sesi duymamak için gerçeğin sesi bazen çok ürkütücü oluveriyor. Bu benim uzaklığımın derinliğini gösterir. Bazen böyle çok acayip sesler gelir dipten. O beni ürkütüyor. Bazen garip garip düşünceler geliyor. Kıvıramıyorum Mustafa onları. Sebebi o ne kadar uzaktan geliyorsa ben benliğimden o kadar uzağım demektir. Bu kaçışların hayatını zehir etmesine müsaade etme. Bazı şeylerin arkasında gizleniyor insan. Oysa feyne tezhebun. Oysa nereye bu gidiş diyor Allah. Bazen bir oyuncağın arkasında çocuk gizlendiği gibi, bazen bir maçın arkasına, bazen para biriktirmenin arkasına, bazen bir araba, bazen de bir telefonun arkasına insan gizlenme ihtiyacını duyuyor. O Kur'an ona diyor, feyne tesebun, nereye? Bu gidiş nereye? Sen kendine yalan söyleme, kendini aldatma, avutma, yani fıtratını yaşa, fıtratına ihanet etme. Kaçışın en belirgini de, kendinden niye kaçıyorsun? Yani alameti nedir? Terk edemediklerimiz çoğu kez. Terk edemediklerimizden kaçıyoruz. Bazen de zevklere ve lezzetlere kaçmak için müracaat eder. Zevkler ve lezzetler insan niye kaçar? Kendine kaçmak için. Ustad diyor ki, sıkıntı günahların sebebidir diyor. Yani sefahat neyin menbaıdır diyor? Sıkıntının menbaıdır. Sefahatı menbaı. Sıkıntı sefahatı menbaıdır. Ters söyledim. Sıkıntı sefahatı menbaıdır. Sıkıntısını kaçırmak için, sıkıntısını kaldırmak için sefahatlere girer. O zaman günahları ve sefahatlarının sebebi ruhsal sıkıntısıdır. Onu bastırmak için, o sesi duymamak için, aklındaki kendisine rağmen düşünceler gelmemesi için sefahate kayıyor. Zevk tuzaklara bazen içi boşalmış mağaraya benzer. Zevk tuzakları nedir? İçinde hiç kimse olmayan bir mağara. Tamam, oraya kaçar. Ne var orada zevk tuzaklarında? İçi boşalmış benim seslerimin yankıladığı yerdir. İnsana çok ürkütücü gelir. Mağaraya hiç girdiniz mi veya da mağaraya? Ey diyorsun. Ey. Yankı gelir. Derinlikten biraz sonra da gelir. Öyle bazen ufalıyor. Veya böyle ben bir tünele girmiştim Ege'de. Böyle bir yere. Biraz sonra da bu gidiyor, geri geliyor. Yani sesim, insan kendi sesinden korkar mı? Mağarada korkuyor. Aynı bunun gibi en büyük mağara insanın dimağıdır. Herkesin mağarası dimağıdır. Orada sesimin yankılanmasını istemiyorum. Zevk tuzaklara benzer, içi boşalmış mağaraya benzer. Yani zevk tuzakları içi boşaltılmış mağaraya benzer. İçi boşalmış, hem seslerimi yankılıyor, zevkler sığınak zanneder. Zevkleri sığınak zanneder. Çünkü kendini kendinden uzaklaştırır da ondan. Kendini kendinden uzak, ya korkma gel buraya. Kimden? Kendinden. Bunu zevkler yaptığı için zevk tuzaklar olmuş. Günahlar karanlıklardır. İtikat bozuklukları ise zulmetlerdir.
İlk önce alışkanlıkları biz oluştururuz. Sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur. Sonra ne muhakeme dinler ne de kantar. Yani tiryakiliklerimiz var ya, alışkanlıklarımız ne metreyi dinler ne de kantarı dinler. 3-4 tane cümlem kaldı. Çoğu insan düşüncemi söylüyorum zannıyla başkalarının düşüncelerine hoparlörlük yapar. Aldığı televizyondaki fikirleri veya bir şeyleri ben kendi fikrimmiş gibi dışarıda söylemesi cep telefondaki hoparlör gibi. Videoyu bir ses değişikliği var o kadar. Bir düşüncenin kökünü anlamak için bak bir düşüncenin sıkıntı var ya sıkıntı. Düşüncelerden oluşur. O düşünceleri tanımak istiyorsanız bak bir düşüncenin kökünü anlamak için o düşünceyi hangi davranışın doğurduğunu bilmek gerekir. O düşünceden kurtulmak için o düşünceni oluşturan sebebi bu. O sebebi çözersen düşüncen de ortadan kalkar. Mesela akşam yatarken bir sıkıntı var içinde, yatağa girerken. Yatma. Ya bir kul hakkı var, ya kul hakkı var sende, ya da günahlar. Kaldır elini, Allah'ım beni affet. İstiğfar et. Şeytan kuduruyor. Ulan sabahtan akşama sana bunu, ben bunu yaptırdım, adam şimdi tövbe etti, Allah siliyor. Sıkıntın gider. Gitmediyse kul hakkı var demektir. Hemen gözünü kapa. Kimin kul hakkını aldın, ona odaklan. Ona telefon etmeden yatamazsın zaten, yakarsın. Ben biraz merak ettiğim için davranışların kökenini, bir düşünce beni yakıp yıkıyorsa, ulan ben bu düşünceden nasıl kurtulurum? Meğer o düşünceyi ortaya çıkaran sebep duruyor. Sebepleri ortadan kalkmadıkça neticeleri ortadan kalkmaz. Aynı sebepleri, Einstein'ın bir sözü var şimdi hatırladım. Aynı sebepleri değiştirmedikçe neticenin değişikliğini beklemek ahmaklıktır. Düşüncelerinden kaçacağına o düşüncelerini oluşturan sebebi neyi? O düşünceler hangi sebeple çıkmış? Bazen bir adak bize sıkıntı yaşar. Çünkü şeytan donmuş enerjidir. Bizim sıkıntılar donmuş şeytandır. Şeytandır onlar. Peki nedir o? İşlediğimiz günahlar. Kafamıza giren şüpheler var ya. Ya bir adağımız var. Ya da kefareti gereken günahlarımız var. Onların kefareti yapılması lazım. Düşüncelerin, tefekkürlerin neyse hayatın da odur. Çünkü bunlar amacını oluşturur. Amacın gayelerini de alışkanlıklarını oluşturur. Alışkanlıkların da zaman kazanarak kabiliyetlerini ve karakterini oluşturur. Bir de okuyayım. Düşüncelerin, tefekkürlerin neyse hayatın da odur. Ne düşünüyorsanız osunuz. Çünkü bunlar yani düşünceler amacına hizmet eder. Amacın, gayelerin alışkanlıklarını oluşturur. Alışkanlıkların da zamanla kabiliyetlerini oluşturur. Kabiliyetler de karakterini oluşturur. Son şeyi iki tane. Bunalım. İki nokta üst üste. Bunalım. Nedir bu bunalım? Dimağını dumanların, bak dimağını şu kafanı dumanların, sislerin sardığı anlardır. Kafanın 7 tane mertebesi var. Birbirini göz gözü görmeyen bir sisler dumanın sardığını gösteriyor. Mesela burada duman çok varsa yangın var demektir. Göz gözü görmüyorsa buraya küfür edeceğine cam aç. Duman gitsin. Dimağında sıkıntı varsa dimağını sarmalayan sis ve
suya duman var demektir. Çünkü insan en az tanıdığı kimse şüphesiz kendisidir. İnsan çok gariptir. En az tanıdığı kimse kim biliyor musunuz? Kendisi. İnsanın en az tanıdığı kişi kendisidir. İnsan kendini tanımaya en büyük engelin enesidir. Kendini tanımaya en büyük engel gururu, kibiridir. Enesidir. Kendini tanıdıkça farkındalıkla da suni yapay arzularından kurtulur. Kendini ne kadar tanırsa o kadar suni yapay arzularından kurtulur. Bu farkındalığın azlığı nispetinde, yani kendini ne kadar az fark edersen kendi kendini aldatırsın ve kendi kendinden kaçarsın. Aklı aç olmaksa, bak, aklı aç olmaksa tohumum, son cümlem bu. Aklı ağaç olmaksa tohumun bir yol bulup taşlardan ağaç oluverir. Yeter ki tohum ağaç olmak gayesi olsun. Ağaç olmak gayesi varsa tohumda, çakılların arasında dahi olsa bir yol bulur, ağaç olur. Yeter ki gayesi ağaç olsun. Bizim zeytinlikte bir çam var abi. Özellikle onu koruyoruz. Kayanın üzerinde. Zerre kadar toprak yok abi. Evet. Özellikle muhafaza ediyoruz onu. Muhafaza etmeyi hak ediyor o ağaç. Burada kesiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve ahir devahum en elhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.